Herkese merhabalar. Bakcanumuz serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayım. Bu videoda bazı eşyalarımızı kutsala denedik ve kutsal yapmadan biraz bahsettik. Şimdiden iyi seyirler. Birkaç gün oyuna girmedim. Hem element şeyimiz bitmiş, hem ölümcül gücün yüzüğü bitmiş. Minidalımızın 55 günü kalmış. Allah'tan şeyimiz ölmemiş. Neydi bunun adı? Petimiz ölmemiş. Açmaya başlayalım. 28 tanelik var şimdilik üstümüzde. Umarım gelir. Gelmezse de mecbur devam edeceğiz. İyi bari korları atması iyi yine hiç yoktan da maalesef bir şey alamadık. Ben biraz daha bulayım. Tekrar deniyoruz. Kor çıktım, en azından eğlenceli oluyordu. Şu maşallah yanklar. Devam edelim şöyle serisinden. Heh, çıktı Allah'tan. İki tanesini de bizim hediyemiz olsun oyuna. Takalım yüzüğümüzü. Bir de bunları açalım. Yontulmuş, yontulmuş, işlenmemiş, yontulmuş. Diğerinden ne gelecek? Antik Onyx, Ender Yeşim. Şimdi simyacının önüne geldik. İki tane ucuzdan mat grana buldum. Bunları da hemen üstte deneyelim. Patladı. Benim elimde böyle fazlalık bir sürü berserkerli kask vardı. Onları da %20 şansla karakterlerimle bırakıyorum. Mesela bu eklememiş. Hala 3 gündür falan ekliyorum. Diğerleri birer efsun oldu da güzel bir kayda değer efsun gelmemişti. Ben bunları tekrar ekleyeyim. 3-4 karakterim de vardı. Hemen bırakalım. Nasılsa şunların 200'ünü 12M aldım, kırmızı parçadan. Para değil. Kaptan parasıyla da bir tane kutsama aldım. Şu zırhımızı 6-7 deneyelim bakalım. Çok daha kötü oldu. Şimdi de silahçı demircisinin önüne geldik. Bir tane +8 azap kılıcı bulmuştum pazardan, onu hemen beklet ben deneyelim. Yandı. Bile bile bunu bile bile geldik de +8 satılmıyor. 9 geçerse belki satardık. Geçmiş olsun diyeyim. Şimdi de Huan Soğun'un yanına geldik. Sarı şebnem deneyeceğim. Toplamda 2900 tane sarı şebnem yapacağız. Başlıyorum hemen. Büyük ihtimalle bitecek. 100 tane üretebileceğiz. Başlayalım ön sayfadan. 3'e 3. 8'e 10. Bakın mesela bu güzel bir para ediyor. 8'e 1. İyi kötü alan birisi çıkar belki. 4'e 2 tırtı spor. 4'e 10 tırt. 3'e 3 tırt. 3'e 3. 5'e 2. 4'e 5. 4'e 3. 5'e 1. Yani gördüğünüz gibi bir tane 8'e 10 geldi ama bunu da çok rahat 7-10'dan falan satarım. Çünkü 7-10'dan satmışlığım olmuştu. Toplamda kaç tane kullandık? 29 tane 200'lü, yani 29'ar paket Ganga kökü, Tuğe mantarı ve neydi diğeri ya? Dut kullandık. Bunlar da her biri 200'ü birer emetse 90'ım. 43 hem de şeylere verdik. Boş şişeler verdik. Bir von 30 emettik. Zaten buradan 7 von alacağız. Bunları da kendimiz kullanırız. Şöyle bir zırh aldım. Yeni aldım bunu. 1200 von kadar bayıldım. Kendi zırhımı satmaya çalışacağım. Şimdi böyle mutant gibi ucube şeylerle karşı karşıyayız. Bunun sebebi de bu zırhı kutsal yapmaya çalışacağım. Belki de kaskım ya da ileride bir yılan hançeri alırsam onu da kutsal yapmak için parça toplayacağım. Bunlarla da ya da belki daha üst setleri de yapabilirim. Hani HP artı, HP alınıyor hiç yoktan kutsal yaparsak. Biraz da hani yansıttınız mı sanki farklı bir eşyaymış gibi oluyor. Kutsal dediği için. Halbuki burada mesela ben bakın bir marka bastım da olur ne olmaz. 19 dakikadır uğraşıyorum. Buraya geleli 19 dakika olmuş. Bu parçalardan istiyor kutsal yapmak için. %50 şansla geçiyor bu da. 10'ar tane olursa deneyebiliyorsunuz. Yaklaşık her birinden 3'er tane düşmüş diyebiliriz. Hani bir tanesinden 2 tane çıkmış fakat. Hani 3'er tane çıkmış diyebiliriz. Daha kaç dakika olmuş? 19 dakikada. Yani 2-3 saat üşenmeyip ya da daha güçlü karakterseniz, ben mesela ninja'yım, ezeyim. Böyle seri temizleyemiyorum bunları. Mesela keskinlik olsanız hepsini kesebilirsiniz diyeceğim de bunlar içe girmeyen slot olduğu için çok oyalıyım. Mesela hepsi gelip içime girseler ben de büyük ihtimalle hepsini kevgir ederim fakat içime girmiyorlar. Böyle ucube gibi slotlar. Markamız bitti. Yarım saat takıldık. Kutsal setlerden 6-7-7 şeklinde üretmişiz. Yani onar tanesini yapabiliyorsunuz şuradaki lavuktan. Üçlü yelpaze basmaya çalışacağım. Biliyorsunuz benim böyle düşük level eşyaları basmayı seviyorum. Bunları da ETB kasına falan dayanıklılık metnine çıktıkça toplamaya çalışıyorum. Eğer siz de düşürüyorsanız bana postadan atarsanız ben size hani artı 4 lira için 5M para verebilirim yani. Artı 0 artı 1 lira için de 2-3M para her türlü verebilirim. Yani satıcıya satacağınıza ya da yerden almayacağınıza ya da bana destek olmak istiyorsunuz zaten bir şey istediğime değil de. Sırf görünüş için aslında bir altıda yarayacağı yok, işte topluyorum. Bunları da deniyorum. Bunları da geç saatte denemiştim. Ama çok uyuz bir eşya gerçekten.
Artı 4 yapana kadar bile Demirci'de bir de Lönki'de basıyoruz. Yani fire verdim. %80 ile geçti artı 4'e. Ayı da önümüze geçmiş basarken. Gördüğünüz gibi zaten 3 tane çıktı. Artı 5 kalmış elimizde neredeyse. Şu an 2 tane artı 6 kaldı, düşündünüz mü? Bir tanesi yine yandı. Bu 7 gelecek mi? Geldi ama bir tane kaldı yani. Demirci'de artı 8 basamadım. Parşömen de bir artı 8 deneyim dedim. Düştü ne yazık ki. Yaklaşık hani akşam boş bir vakitte tekrar gireyim dedim. Şimdi size çok enteresan bir şey göstereceğim. Bakın. Yani bir gündür girdim, sadece kutsal yerde hile kasan bir arkadaş vardı. Hemen çıktı, hile kapadı kendi. Şimdi ben 1-1,5 saatte tıkıldım. Bu kadar parça düşürdüm. Şu silah fişini de çıkartalım. Şimdilik nerede zırhımla şeyi deneyeceğim. Umarım tekte olur. Zırh 100 hem de para istiyormuş. Yani şöyle bir deneyelim. Kutsal yılan yeli artı 15 oldu. Oldukça iyi. Şimdi silaha geçelim. Üretim başarısı oldu. Püh lan. Keşke üretim başarılı olsaydı. 100 en para gitti. En azından zırhımızı yaptık. Hileci arkadaşı bir daha bir aramaya koyuldum. Hemen denk geldim şans ekçeğe. Şu an oyun kasıyor. Girene kadar hemen kapadı kendini. Ama bu kayıt bile yetti banlanmasına. Şimdi bir adetlik denemelik kadar daha kastım. Şu an kaskımız ruha bağlı. Yoksa neredeyse 4 kere denemelik kask malzememiz oldu. Umarım ki silah geçer. En azından onu da halletmiş oluruz. Hadi. Lan yuh. Burada da elemanın birine element atıyorduk. Atarken yani dolandırılacağımı biliyordum. Fakat hani dedim o kadar da değildir. 2 bonluk şey için yapmazlar falan. Şansıma da hani normalde element 20 kere de falan geçmiyor. Yani 4 kere de 3 kere geçti. Alıp kaçtı bir de bak, gülüp, daha doğrusu alıp kaçmadı. Almayarak kaçtı. Bize 2 bonluğu yeni kitlemiş oldu. Şimdi oyundan da kaçacak. Yani dese abi açım ben 2 bon için vurdurturum dese, gel kardeşim vereyim sana 2 bon vurdurtma derim, ama böyle şeyler yapabiliyorlar. Sağlık olsun. Tek tek deneyerek yanıyordu. Bu sefer 2 kere parça kasmalık parça ürettim. Umarım bu sefer geçer artık. Yani toplamda bu 4 mü olacak, 5 mi olacak bunlarla birlikte? 4 olacak galiba. Yandı. Geçti, en azından 2 parçamızı tamamlamış olduk. Ruhtan söküldüğünde de kaskımızı da yapacağız. Bir arkadaşımızın daha element işi vardı. Artı bir şimşek attık. Artı 7 havalı çelik yayına. Bir geldi ama kuşaklık zaten, hayırlı olsun. Şöyle 2 tane yeşim aldım. 6.75'ten. 18 von kadar parlaklara, eğer geçerse bir şeyler bırakacak. Şöyle deneyelim. Geçti hiç yoktan. Biraz daha güzel gelebilirdi ama önemli değil, geçmesi kâfi. Bir arkadaşımızın daha şeytan kanadı çakramına element ekledik. 6.62 geldi. Şöyle verelim kendisine. 6.62 geldi diye yazalım. Kendisi kullansın. Evet. İyi oldu diyelim kendisine de. Bakalım rehin de verdik. Rehin vermedik mi? Kaçacak mı göreceğiz. Evet bende. Hayırını gör. İyi günlerde kullansın arkadaşımız. At görevini yapmıştık ama bir aydır da at almayı unuttuk. Değiştirelim. Verdi mi? Çağıralım bari nasıl duruyormuş. Klasik bir at işte. Şimdi kaskımız da ruhtan söküldü. Ben bunu kutsal deneyeceğim hiç yoktan. Kendi üstümüze takarken dursun. Efsunlarını seviyorum fakat hani STR'lisini bulsam, STR'liye geçsem benim için daha iyi olacak. Ama olsun. İlk başta bu zırhımızı yapmıştık. Silah çok uğraştırmıştı. Şimdilik 3 denemelik gayamız var. Normalde parça olarak sıkıntımız yok. Parça olarak 6 kere deneyebiliyoruz fakat gaya kasmak da dert. Bıçakla da çok gaya kasmadığım için. Başarısız oldu. Başarısız oldu. Üçüncü de geçti. Vallahi üçüncü de geçmese. Ki ben belki tekte geçerse bunu da deneriz diye uğraşacaktım da. Ne yazık ki tekte geçiremedik. Bir kere de %50 olan şey tekte geçsin ya. Bakın sizler için de 3 parçayı taktık. Kutsal set bonusu 1500 HP, 15 XP alıyoruz. Hiç yoktan fena değil yani gerçekten. Şunu yaparsanız 1500 HP, 7 hareket hızı. Şu kahramanı yaparsanız 5 canavar. Artı bir şeyler alıyorduk. Onu unuttum. Bunları zaten yapmak hayal. Hayal. Ama biliyorsunuz bakın ben videonun önceki kısımlarında da sizlere göstermiştim. Hileciler var. Ben bir gün 3 saatçik takıldım. Bak 3 saat takılmayla bu kadar parçayı yapabildim. Adam düşünün hileyle kesiyordu ve slota dair bir şey bırakmıyordu. Yani belki biz bunlara hayal diyoruz ama aylardır yapıyorlardır. Ben sadece merak edip bir gün çıktım. Hileciye denk geldim. Banlattım. Yani düşünün 3-4 ay hileyle 20 saat kesse, 10 saat kesse günde. Kasıça parçayı siz düşünün, zor olsa bile. Şimdi de birazcık Donga'na geldim. Bunun sebebi ise mavi XP'm hiç yok. BK okuyamıyorum. Şunu açsam olur aslında ki çok fazla XP istiyor. Şurada birazcık takılacağım. Hazır burada da Uriel var zaten. Bilgeliğin gücü diyelim. Bilgelik gücümüzü de alalım. Ben birazcık farm yapayım. Geldik şimdi. Char'ımız zaten çok güçlü. Bir yoklamamız falan çok yok ama. Hiç yoktan kesebilir. Kaç XP kasacağız bir metinde?
Böyle bir 5-10 XP kasmaya çalışacağım ben. Ama ben en son geldiğim zamana göre bayağı güçlenmişim. Normalde burada kaçmam gerekiyordu. Tıkır tıkır kesebilmişim. Burada bir tane fırlama bir boss var. Bunun bir alt atmadığını hatırlıyorum. Zamanında kestiğimi hatırlamıştım. Zaten boss'a da benzemiyor. Normal slot kadar boyu var. Hiç çoktan hırsız eldiveni attı da bu büyük ihtimalle çıkmayan map eldivenidir. Aynen öyle. Bunu takmayız inşallah yanlışlıkla bir zaman. Bir tane etkinlik bekçisi buldum. Nasıl bir şeymiş? Aa, şeye benziyor. Çuğ boss'una benziyor bildiğiniz. Zaten çuğ bandı takmış. Bir vuralım bakalım ne kadar iniyormuş içeri görelim. Lan böyle boss. Ha, 3. seviyemiz zaten. Çünkü sekme, bosslar sekmiyordu ya belli bir süredir. Garipsedim. Zaten boss değilmiş. Köfte spor gelecek inşallah. Hadi be kardeşim. Bir altta atmayacağım de sırf kağıt helva gibi sekiyor. Bu ne arkadaş? Hiç plastik gibi. Aha düşürdü beni. Ulan şey yapmaya uğraşmasaymışız. Çekmeye uğraşacağımız kadar kesermişiz zaten yerden vursaymışız. İşte ilk kez görüyoruz ya bizimki de ondan kaynaklı. Kapı açılacak büyük ihtimal zaten. Aha açıldı. Burası da biliyorsunuz zaten dinozorlu yer. Girmedim ama girsek yapamayız. Çünkü zaten tılsımımızda sadece buz var. Topraklı bir tılsımım da yok. Ama deneyebiliriz. Hani balık malık bassak iyi kötü. Eğlencesine deneyebilirim belki bir ara. Böyle bir karakol buldum. Eğer eldiven görevi yapmışsanız böyle bir karakol gördünüz mü? İçiniz bir sıkılabilir. Çünkü eldiven görevini ilk başta yapmak çok zordu. Ben yaptığım zamanlarda eksik olduğum için çok iyi yapamıyordum. Böyle karakollardan kaça kaça kesmeye çalışıyordum. Şimdi bunlara zaten böyle vursam yamulacaklar. Çarba ayağı gelişmiş derken sersemlik yememiz işleri taklaya getiriyordu az kalsın gördünüz mü? Yani videoda hani sırf kolay keseriz derken az kalsın ölüyordum. Ağzından kusan bir lavuk vardı. Bu lavukla dövüşmem lazım. Zamanında ağzıma ediyordu da bunu yine iyi kötü kesebiliyordum. Hani bunun karanlıkta olanı çünkü bende karanlık yok. Ateş mele yaptığım için ateşimiz var. Capture sporu kestik. Hani Capture sporu kestik. Kayda değer bir şey aldım. Güneş şeridini alalım. Tamlığı alalım. İlhamı alalım. Eldiven taksam aslında olabilirdi de takmadık. Şimdilik 5 XP kasıp bıraktım. Bunun sebebi de zaten 0.15 XP gidiyor şu an bir BK'da. Bir aylık BK'mızı okuduk. Geldik burada 10-15 dakika takıldık. Biraz gezdik ama çarımız gerçekten güçlenmiş. İlk geldiğimde burada. Daha doğrusu zırhtan gelen defanstan ötürü büyük ihtimal güçlenmiş. Çünkü 15 ateşli artı 9 dönüşüm kıyafetim vardı. Fakat duramıyorduk. Şimdi böyle ne yapsalar da fark etmiyor. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.